Herkese merhaba arkadaşlar, ben Emzik Kanal. Yeni bir videoma hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Pazartesi. Güçlendiricili oyuncuların günü. Ve bugün karşımızda Big Time Arsenal oyuncuları var. Arsenal FC oyuncuları. Bir videodan bakalım nasıl gelmişler. Direkt konuya girdim bu arada. Çok iyiyim. Siz de hocam direkt videoyu beğenin. 400 bin'e çok az kaldı. 4000 kişi kaldı. Ha, farkında mısınız? Hemen 4 şey yap. O 4000 kişi abone olsun. 400 bin olalım. Bu hafta hedefimiz 400 bin. Haydi beyler. Tamam, güzel, peki. Hocam, Martinelli'ye gelince ben de geleceğim. Belki buralar geçeriz, oynat bakalım. Ve hocam 6 saat sonra geldik. Tam 2,5 saat şey izledim. Güncelleme şeylerini, neylerini, videosunu. Tomiyasu, Havertz, o kim be? Hocam Martinelli mi o? Martinelli olabilir abi. Evet, evet. Sanırım Martinelli. Aynen. Tamam. Of, Havertz baba be. Abi aldatıldıktan sonra çöktü adam be. Bir de Tomiyasu da var abi. Nice. Güzel oyuncular. Sağlam oyuncular. Yanlarında da Arsenal oyuncuları gelmiş. Havertz haydi diyor. Beraber yapalım diyor. Bilmem, yapsak mı? Peki yapalım kral. Yeterli. Bu muydu? 4 saniye için 2,5 dakika video izledim. Şaka gibi. Çarpı diyelim babam. Ve 10.000 GP giriş bonusunu aldım. Blue Lock işbirliği kampanyasından da etkinliğimi aldım. Şurada şu oyuncuya pozisyon basacağım. Bunları biriktiriyorum. Bir videoda basacağım. Çok oyuncuya bir şeyler yapacağım. Round 1 etkinliği var. 5000 e-futbol parası veriyormuş Arsenal'ın etkinliği arkadaşlar. Ve Arsenal'dan 5 tane standart anlaşma hakkı tanıyormuş. Round 1'ı oynayabilirsiniz. Yapay zekaya karşı bir modmuş. Rüya takımla oynanıyor. 4. ayın 1'ine kadar da süresi varmış Round 1'ın. Şöyle geldik, başka ekrana bir şeyler geldi mi? Yok, gelmedi. Bildiğimlere bakalım abi. Bu neymiş? Hocam error veriyormuş. Şu error koduyla oyuna giremeyenler için düzeltilme yapılmış. Bu error kodu bana gelmedi ama aranızda gelenler kesinlikle vardır. Şöyle geldim. Şuradan mesajlar bir kontrol edelim abi. Ödüllerimizin hepsini biriktirelim. Tamam. Of, 110 Minecraft. Allah bereket versin. Kısa günün kârı. Sözleşmeye tıkladık. Bir de bize epikler lazım kral. Özel oyuncu listesi dedik ve tıkladık baba. Şu Blue Lock etkinliğinde var. Onlar biriktirip hepsini bir açacağım. Arsenal FC. Bir de şurada hocam İspanya Ligi gardiyanları, defans oyuncuları gelmiş. Albert Ferrer, Robert Carlos, Xabi Alonso. Carlos 99'a çıkıyormuş. Büyük ihtimalle 102'ye çıkar bu Carlos. Ve Xabi Alonso golatlardan biri. O da gelen oyuncu arasında. Albert Ferrer'i de özlemiştik tabii ki. PES 21'de bir süre hiç vazgeçmedim Albert Ferrer'den. Özelliklerine bakacağım. Hocam şunlara da bakacağım. O zaman ne yapıyoruz? Hep beraber e-futbol hub uygulamasına gidip full hallerine bakıyoruz. Oynat bakalım. Bunlar İspanya Ligi gardiyanlar. O epiklerin yanına gelen oyuncular. Şöyle baktığımda bir Acuña var. Muhteşem iş yapabilir diye bileceğimiz. Cancelo da var hocam. Cancelo bitirici bek olarak gelmiş. Fullediğinde baba 95'e kadar çıkabiliyormuş. Bu da size bilgi olarak kalsın. Martinelli'ye bir bakacağım abi. Şöyle geldik Martinelli'ye. Hangi kartı? Şu kartı mı lan? Bu kartı mıydı bunun? Martinelli'nin güldüğü kart. Kral sen hangisinde gülüyorsun? Icardi gülüyor. Sol kanatta bir gülüyorsun gibi ama çok da öyle güler gibi mi? Bakalım. Hocam yok, bu kartı değil abi. Bu kartı değil. Şu. Tamam. Bu kartı Big Time Martinelli. Hocam verimli kanat olarak gelmiş. Sol açım olarak gelmiş. En üst seviye dedik. Fullledik. 102'ye kadar çıkabilen bir Martinelli. Hız 92. Hızlanma 98. Denge 90. Top kontrolü, top sürmesi 93-94. Sıkı topla 90. Biticilik 91. Oğlum harika gelmiş lan Martinelli. Hızlı mızlı. Zayıf ayak yeteneği 2'ymiş ama kullanımı kötüymüş. Şöyle dış plase. Süper yedek, bak süper yedek olarak gelmiş. İkinci yarı uçar ya, hız yapar. Bir Vinicius Junior etkisi verebilir. Nice, güzel. Alınabilir abi Martinelli. Havertz'i yazdık şöyle. Gelen aramalarda baktık, şapkalı Havertz nerede lan? Lan şapkan nerede? Yana bakıyor, şapkası oyunda mı var sadece? Diyor yana bakan Havertz. Şu mu? Aynen buldum. En üst seviye dedik. Fulle dedik Havertz'i. Santfor'da 101 oluyormuş. Hız hızlanma 85-87. Ofansif farkındalık 90. Diğerlerinin hepsi 96. Bu kadar 96 özelliği varken bu adam nasıl 101 olabiliyor ya? Geriye gelen forvetmiş zaten de. Ya nasıl 101 olabiliyor? Ne bu 101 yapmış? Ofansif farkındalık 90 yani. En babası o. Hızı muhteşem değil. Biticiliği muhteşem değil. Top kontrolü muhteşem değil. Hiçbir şey muhteşem değil ama 101. Garip bir overall dağılımı olmuş bunda ya. Ben ikna olmadım baba. Tomiyasu. Şöyle tıkladık baba Tomiyasu'ya da. Şu kartı mı? Yok, bu kartı değil baba. Şu kartı.
Ha, sol bek olarak gelmiş, savunmacı bek. Sol bekte savunmacı bekimiz yoktu ama sağ ayaklı. Costa Kurt oynatırız baba. Sol bekte sağ ayaklı oynatacaksak. 99 defansif farkındalıkları gayet iyi. Hızı güzel. Şaşırtıcı dayanıklığı iyi abi. Güzel ama sağ ayaklı sol bek oynatacağım. Oraya Maldini oynatırım. Yani mantıklı olan o, ya da Costa Kurt oynatılır. Sadece bu paketten Tomiyasu için top açılmaz. Bu pakette illa açacağım diyorsanız, sol açınız yoksa Martinelli için açılır. Albert Ferrer'e geldik baba. Özlemiştik kendisini. Uzun bir zaman sonra. Bu kartımı aynen en üst seviye dedik, fullledik. 101'e çıkıyor. Yok edici stoper. Boyu kısa ama kıçı yere yakın, ondan korkacaksın. Hızı muhteşem. Bak, bir stopere göre bu kadar hızlı olması çok iyi. Rakip araya kaçtığında muhteşem iş yapar. Agresifliği çok iyi, kısa boylu olmasına rağmen gelir, vurur, kırar. İkili mücadeleye katılım farkındalık gayet iyi. Yani sana söyleyeyim mi? Gerçekten iş yapar bir stoper ya. Yani eğer 101'lik bir stoperiniz yoksa, ki paranız da çoksa, Albert Ferrer kesinlikle top açılası bir oyuncu olarak gelmiş. Adam var, top kesme falan var. Sağ bek de oynayabiliyor zaten bildiğiniz gibi. Hafif los da oynayabiliyormuş. Güzel. Roberto Carlos'a geldik abi. Bugün en merak edilen isimlerinden. Şu kartı mı? Yok, bu kartı değil. Şu kartı mı? Evet. En üst seviye dedik. Fulle dedik. 100 ama hocam bu 100 oyun içinde bence artar ya. 100'de kalmaz. Uf. Bak, bu adamın özelliklerine bak, 100. Bir de şeye bak, Havertz'in özelliklerine bak, o 101. Yani dandikliği görüyorsun değil mi? Adamın hızı 101, hızlanma 95, şut gücü 99, denge 92, dayanıklılık 101. Ya bu adam 100 gereken öbürü nasıl 101 geliyor diye Carlos'la karşılaştıracağım ben. Bendeki Carlos şuydu. Karşılaştır abi şöyle. Tamam, şu güçlerini de verelim. 98'e 98. Şöyle 100-101 oldu. Ofansif farkındalıkta bu daha iyi. Top kontrolünde bu daha iyi. Top sürmede bendeki daha iyiymiş. Alçaktan pas, yüksekten pas, bendeki pasları çok iyi. Bitiriciliği de iyi. Duran top, falso, benimki daha iyi. Defansif farkındalıkta diğeri bir tık 3 iyi ama defansif katılımda da artı 5. İkinci adı agresiflik, bendeki daha iyiymiş abi. Genel olarak hızımız, özellikleri aynı. Fizik olarak da yine bendeki eski Carlos daha iyiymiş. Xabi Alonso abi. Geldik Goat. Teknik direktörü kariyeri futbolcusundan iyi olacak gibi duruyor. Bu kadar soğuk kaldı Xabi Alonso. Buzdolabı gibi. İnanılmaz. Bu kartı kral, en üst seviye dedik, şöyle fullledik, 101'e çıkan bir Xabi Alonso var. Defansif farkındalık 94, katılım 97, şut gücü 95. Orkestra şefi olarak gelmiş, göbek de oynayabiliyor. Paslar inanılmaz, yani adam her türlü pas için var. Defansta da bir tık yardım edermiş. Tek başına muhteşem olmayabilir ama iki dos oynatıyorsanız, örnek veriyorum, bir tarafta Vieira, bir tarafta Xabi Alonso. Ya da Casemiro Xabi Alonso ya da Rice Xabi Alonso gibi, bir Makale gibi. Yok edici bir defansif ortasıyla birlikte çok iş yapabilir bir oyuncu pozisyonda gelmiş. Araştırdık ettik baktık abi, şu an şöyle takkemizi önümüze aldığımızda kim için top açılır buradan? Hiç yoksa buradan Martinelli için top açılır, en babası. Carlos'unuz yoksa zaten Carlos için top açılır, 102'ye çıkabilir bence bu Carlos. 99 gösteriyor burada. Bir de Albert Ferrer için top açılabilir abi. Ya bu üçü için top açılabilir. Ama benim şu an hiç ihtiyacım yok bunlara. Gelen özellikleri tatmin etmedi. Ben bu hafta top açılımı yapmam. Onun dışında bir şey yok. Hani 100 markabım var. Bunu da sizin için hiç ederim. Bir tane epeye sallarım. Yani o da gelir mi? Yok, gelmedi baba. Kim geldi? Allah bereket versin hocam. Oscar de Marcus. Yani tarihinden ilerinden biri. Elimize kolumuza sağlık. Siz top açılımı yapacak mısınız? Yaptınız mı? Kimler için yapacaksınız? Bütçeyi ben size zakit abone olmayı, bir dinle açmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.